Yalan bir dünyanın oyuncularısınız siz. Yalan olan o. Gerçek olan biziz. Bizim aşkımız. Sana inanmıyorum. Senden iğreniyorum. Beni, Yağmur'u, karnımdaki bebeği hak etmiyorsun sen. Ne işin vardı Ece ile? O aradı. Her şeyi anlattı. Öyle mi? Peki benim anlatmadığım bir şeyi anlattı mı? Güzel. Sonunda gerçeği öğrendin yani. Senin beni ne kadar çok sevdiğini söyledi. Bir an bile unutmadı. Ben sana farklı ne söyledim? Aynı şeyleri söylemedim mi? Ama sen bana inanmadın. Aşkına inanmadın. Sevdiğin adama inanmadın. Gittin düşmanına inandın. Bu mu senin güven anlayışın? Konuşsana! Bir şey söylemeyecek misin? Söylenecek ne kaldı ki? Her şey söylendi, bitti. Tek bir sözüm bile yok mu? Gerçekten bitti mi? Harun, biz istesek de bu aşk bitmez, bitemez. Buna ne sen ne de ben karar verebiliriz. Sen verdin. Hem de pek çok kez. Ama ben sana ve aşkımıza olan inancımı asla yitirmedim. En karanlık anlarımı o inanç aydınlattı. Sana her baktığımda yaptıkların silindi gitti. Çünkü senin de gözlerinde aynı inanç vardı. Bana, aşkımıza inanıyordun. Bunu görüyordum. Bizi ayakta tutan buydu. Ama artık yok. Harun. Sana yalan söyledim. Seni aldattığımı düşündün. Sözüme inanmadın. Aşkıma, kalbime güvenmedin. O inancı silip attın gözlerinden. Ve sana çıkarma dediğim yüzüğü çıkardın. Bir an bile tereddüt etmeden, hiçbir anlamı yokmuş gibi. Şimdi bunlar mı çözecek her şeyi? Hadi şimdi çözdü diyelim. Yüzüklerin pırıltısına kapılıp her şeyi unutalım. Ya sonra? Sonrası yok. Evet, yok. Bitti. Bizim yarınımız yok. Bu kırık plak hep aynı yerde takılıp kalacak. Harun, beni bu aşka sen inandırdın. Ama bittiğine inandıramazsın. Nedeni ben olsam bile senin canını acıtırken kendimi daha çok acıttım. Bunu kimse anlayamaz. Sadece gerçekten aşık olanların anlayabileceği bir şey. Bravo. Şimdi de gerçek aşık olmamakla suçla beni. Anlatmaya çalışıyorum. Kusursuz değilim. Her şey kusursuz gitmeyecek belki sonra da. Belki iflah olmayacağım hiç. Ama anladım artık her şeyi. Bendeki seni, sendeki beni çok iyi anladım. Çok özür dilerim senden. Çok hata yaptım. Bunları çok konuştum seninle. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben bu aşkın tüm renklerini sevdim. Şimdi siyah olsa da benim yerim senin yanın. Ben sana aşık o deli kızım hala. Doğum gününde Tanrı'dan seni ve senin aşkını dileyen o kız. Seni çok seviyorum abi. Yağmur'a onu görmeye geleceğimi söyle. Thank you.
içindeki beni çok iyi anladın. Ben bu aşkın tüm renklerini sevdim. Şimdi siyah olsa da benim yerim senin. Ben sana aşık o deli kızım hala. Doğum günümde Tanrı'dan seni ve senin aşkını dileyen o kız. Teşekkür ederim. Aa, hayır, benden. Teşekkür ederim. Pamuk şekeri çok mu seviyorsun? Hı hı. Ben de senin gibi pamuk şeker seven birini tanıyorum. Nereden aldığını söyler misin? Oradan. Teşekkür ederim. Güle güle. Şimdi sana söyleyeceklerimi yap. Bulabildiğiniz ilk uçakla ya da arabayla, her ne bulursanız hemen buraya gelin. Çok korktuk Burak. Sen gel buraya, al. Ben gelemem. Her şey geçti bitti. Korkacak bir şey yok. Sen dediğimi yap. Harun'u ara o zaman. Bizi alsın buradan. Hayatım, biraz mantıklı olmaya çalış. Buradan kimse gelemez oraya. Herkesin 50.000 tane derdi var. Ha. Bu arada benim durumumu sorduğun için de sağ ol. Öldük mü, kaldık mı hiç umurumda değil yani. Saçmalama Burak. Merak etmez olur mu? Ama öyle kötü anlar yaşadık ki. Tamam tamam. Hadi sen Sinem'i de al gel. Kaçta geleceğini haber ver. Bekliyorum. Bir kere de anlayan insanları özledim. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Ne yapacaksak yapalım şu herifleri. Baktıkça kemiklerim sızlıyor. Harun Bey'i bekliyoruz. Ben kimsenin keyfini bekleyemem. Ver şu silahı. Burak Bey, hayır. Harun Bey'den habersiz hareket edemeyiz. Ayrıca kimse dediğiniz o kişi sizin hayatınızı kurtardı. Harun Bey'in telefonunu bekleyeceğiz.
Ece? Ece! Ece. 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 Abi. Seni öyle görünce bir an. Yapamadım abi. Beceremedim. Tamam. Unut artık, düşünme bunu. Canım benim. Kardeşim. Alo. Alo babacığım. Ne oldu bir tanem? Akşam erken geliyorsun değil mi? Birlikte kutlayacağız doğum günü. Ay Niloş, ağzımdan kaçırdı. Duymuştur değil mi? Ben bir şey duymadım bir tanem. Ne dedin anlayamadım. Yok yok, bir şey demedim. Erken gel dedim, o kadar. Tamam canım, erken geleceğim. Sizi çok aradım ama açmadınız Harun Bey. Hele şunu, ver bana. Alo, Harun, ben Burak. Neler oldu anlatsana. Senden çıktıktan sonra nalları dikiyordum az kalsın. Beni kaçırıp ıssız bir yere getirdiler. Allah'tan Tarık zamanında yetişti de kefeni yırttım. Tahmin ediyorum. Bu yüzden Tarık'ın izlemesini istedim. Kenan'ın adamlarıydı. Ne istiyorlar senden? O zarfta ne vardı Burak? Dedim ya, Işıl'la Sinem'in geleceği için hazırladığım bazı güvenceler vardı o kadar. Kenan'ın bunlarla ilgisini de anlayabilmiş değilim. Kenan kim Burak? Bak biliyorsan söyle. Hiç karşılaşmadım abi. Bilsem söylemez miyim sana? Beni kaçıran şu adamlar var ya. Hemen terk edin orayı. Başınızı daha fazla derde sokmayın. Duydun mu? Duydum, duydum. Merak etme. Harun kalemi kırdı. Diğerini de öldürmemiz lazım. Öldürmek mi? Harun Bey öyle mi? Harun Bey bugüne kadar hiç... Ne korkak adamsın be kardeşim. Patronun sana emir veriyor, sen bakıyorsun salak salak. Şaşırdım görünce. Benim fikrim.
Miloş'la beraber yaptık. Nereden geliyor aklına böyle fikirler? Biraz zekiyim. Biraz annemin kızıyım. Biraz da internetten haberim var galiba. babama aldığın hediye nerede? Ne aldın? Güzel bir şey bulamadım. Sıradan bir şey de almak istemedim. O zaman bunların hepsini beraber yaptık deriz. Sen şimdi pastayı da unutmuşsundur. Unuttum. Ama ben unutmadım. Anneannemden özel bir tarif bile aldım. Yağmurcuğum, sen olmasan ben ne yapardım? İyi ki varım değil mi anne? İyi ki varsın. Ay anne, kemiklerim acıyor. Affedersin. Öyle çok seviyorum ki seni. Böyle severken kontrol edemiyorum kendimi. Anne acıyor. Şimdi sırada planımızın ikinci bölümü var. İkinci bölümü mü? Evet. Ben bu akşam anneannemlerde kalacağım. Niloş beni bırakacak. Sen de babamı evde bekleyeceksin. Sakın sürprizi bozma. Buna gerek yok bebeğim. Hem sen de babanın doğum gününü kutlamak istemiyor musun? Ben kutlarım anneciğim. Siz baş başa kutlayın. Anneannem de biliyor. Benim için mantı yaptı. Sen ne cadısın sen? Kendine mantı yaptırıyor bir de. Çok çalışıyorum anne. Mantıyı da hak ettim herhalde. Neden aramıyorsun? Söyleyeceklerim çok önemli demiştim. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok benim. Boşuna nefesini tüketme. Şirketini geri almak istemiyorsun demek. Eğer anlaşırsak şirketi sana geri vermeye hazırım. Hangi konuda anlaşmak istediğini tahmin edebiliyorum. Yanlış yoldasın. Ne düşündüğünü bilemiyorum. Benim şartlarım sadece ticari. Peki ne istiyorsun? Seninle yüz yüze konuşmak. Peki. Anlaştık. Seni evde bekliyorum.
Hadi gel. Neresi burası? Bizim evimiz. Yıllar sonra geri almayı başardığım babamızın evi. Daha alamadığım başka ne kaldı abi? Kaybolan hayatlarımız. Dur artık abi. Yalvarırım dur. İkimiz de onların hayatından çıkıp gidelim. Artık acı çekmeye, başkalarına acı çektirmeye dayanamıyorum. Ağlama kardeşim. Tamam. Bitireceğim bu savaşı. Bir tek senin için. Sen üzülme diye. Alo. Ne o, korktun mu? Burak. Merak etme. Öteki dünyadan aramıyorum. Meğer bana kurşun işlemiyormuş. Ben de yeni öğrendim. Ne istiyorsun? Allah'ın belası. Hayatın tek bir kelimeme bakıyor, biliyorsun değil mi? Harun'a söyleseydim seni çoktan yok etmişti. Ama sustum. Çünkü sen de insansın. Her insan gibi hata yapabilirsin. Uzatma da derdin ne, onu söyle. Şirketteki hisselerini istiyorum. Seni ellerimle gebertmeliydim. Tren kaçtı Kenancığım. Ama şimdi seninle daha kolay anlaşacağız. Benimle pazarlık yapacak durumda değilsin gerizekalı. CD benim elimde oldu. Senin devrin kapandı Kenancığım. Sen sıramı savdın. Benimle oyun oynadın. Şimdi sıra bende. Ben de sana bir oyun oynayacağım. Ama benimki gerçek bir oyun olacak. Hem de benim kurallarımla. Bana gücün yetmez salak herif. Göreceğiz. İstediğime cevap vermen için yarına kadar süren var Kenancığım. Karar senin. Gerçek kötüler iyiliği aptallığa bağlarmış. Salak sensin, beyinsiz. Her şey yolunda efendim. Çiftlik koruma çemberi altında. İyi. Bir saat sonra karım ve kızım havaalanına alınacak. Peki efendim. Anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı. Bir şey soracağım. Sor. Oğlunla ilgili bir gelişme var mı? Yok. O zaman oğlunla ilgili ne kadar bilgi topladıysan elinde ne varsa bana ver. Hangi aileye verdin? Ne zaman verdin? Hepsini. Neden? Oğlunu ben bulacağım. Daha kısa sürede halledebilirim. Senin için de rahat olun artık. Sen devam et. Ben bakarım. Geldim işte. Gir içeri. Yüz yüzeyiz. Söyle ne söyleyeceksen. Ayaküstü konuşulacak konu değil. Geç içeri.
Şartların nedir? 4 yıl önce ödediğim paraya şirketi geri almanı teklif ediyorum. Finansal açıdan sıkışık olduğunu biliyorum. Beni yakından takip ediyorsun. Tam da şu anda böyle bir teklif yapman çok ilginç. Aklın sıra beni köşeye sıkıştıracağını düşünüyorsun, değil mi? Ama bu sahte delikanlılık numaralarıyla çok komik oluyorsun. Sen şirketi hileyle aldığımı düşünüyorsun. Ama yanılıyorsun. Teklifim açık ve net. Ben senin nasıl biri olduğunu anladım. Annemin babamın katilini söylemeyecek kadar korkak birisin sen. Hiçbir şey yapamıyorsan, bari taşıdığın soyadına leke sürme. Utan biraz. Orada dur. Ben soyadımı lekeleyecek hiçbir şey yapmadım. Yapmam da. Bu yüzden mi baban soyadını senden almak istedi? Hı? Seni reddetmek istedi. Ne diyorsun sen? He? Ne saçmalıyorsun? Babamın beni reddetmesini gerektirecek hiçbir şey yapmadım. Yalan yanlış bilgilerle beni yıkamazsın. Yalan söylüyorsun. Benim yalan söylemeye hiç ihtiyacım yok. Bence sen de kendini biraz araştır. He. Bu arada teklifini kabul ediyorum. Şirketimi senden geri alacağım. Parasıyla. İnanma o adama. Neden? Sana neden dedim. Niye ellerin titriyor? He? Senin bildiğin bir şey mi var? Ne biliyorsun söyle. Hiç. Hiçbir şey. Ailemi benden iyi tanıyorsun. Yaşadıkları her şeyin içindeydi. Şimdi bana ailemin geçmişiyle ilgili ne varsa anlat. Babam böyle bir şeye kalkışmış olabilir mi? He? Kalkıştıysa buna sebep ne? Bildiğim bir şey yok. Onlara yakındım. Ama aynı evin içinde değil. Hem bildiğim bir şey olsa niye söylemeyeyim? Beni yalnız bırak. Beni yalnız bırak dedim. Git içeri.